Koçların Mekanı'na hoş geldiniz. Bugün Evren Bey'i ağırlıyorum. Hoş geldiniz Evren Bey. Hoş bulduk Münevra Hanım. Böyle bey deyince de bir acayip oldu. Evren diyebilirsiniz lütfen, hiç sıkıntı değil. Tamam. Kanada geyikleriyle çok tanınıyorsunuz. arkadaşınla birlikte yaptınız. Ona sonra geleceğim ama önce kişisel olarak Evren kimdir bize anlatmak ister misin? Evren kimdir benim de uzun zamandır merak ettiğim bir soru. Güzel. Hayatım boyunca. Sen başla. Hayatım boyunca bu sorunun cevabını aradım diyerekten giriyormuşum. Bir yere bağlanmıyormuşuz. Evren kimdir? Evren 33 yaşında doğru ilerleyen ve neredeyse 7 yılını Kanada'da harcayan, gerisini Türkiye'de geçirmiş, radyo programcılığı yapmış, tiyatro yapmış, gazetelerde çalışmış. Ondan sonra burada olmayacak galiba deyip Kanada'ya göç etmiş, her şeyi bırakıp sıfırdan başlamış, garsonluk yapmış, çeşitli Kanada'ya ilk gelen işlerde çalışmış, temizlik, bulaşık filan derken sonra Kanada geyikleri derken reklam ajansı Eray'la beraber kurduğumuz. Ondan sonra harikasınız bu şekilde ya, hayran hayran izliyorum yani. Hatta şöyle söyleyeyim, ben ilk koç olduğumda ismim başka bir şeydi. Sonra baktım hiçbir yerde beni bulan yok. Hatta akrabalarım bile Google Search'te bulamıyorlar o ismi. Ben de ismin başına işte Kanada koydum. Kanada'da yazar koç yaptım. Çünkü sizden sonra da aslında müdahilleriniz mi denir, kopileriniz mi? Birçok kanalda türedi aslında. Bu iyi midir, kötü müdür kişisel bazda bilmiyorum. Yani kötü diyemeyiz. Yani çünkü herkesin macerası kendisine özel ve maceralarını anlatıyorlar. Herkesin deneyimi farklı. Benim söylediklerim onların söylemesi imkansız. Onların söylediklerini benim söylemem çok zor. Herkes macerasını anlattığı için. Ya Kanada'da yoktu aslında. Yani bizi belki bu kadar şu an büten şey, bizim başladığımız zamanda çok az insanın Kanada hakkında bilgisi olması ve bu konularda YouTube'da herhangi bir yayın olmamasıydı çok fazla. 3-4 kişiydi, elle sayılacaktı. Şimdi aslında galiba olması gerekene belki yani ulaşıyoruz. Şöyle söyleyeyim, ben 2000'lerin başına geldim Kanada'ya. Siz kanalı açtıktan sonra ben Kanada hakkında daha fazla bilgi sahibi oldum desem yalan olmaz. Yani gerçekten yaptığınız çok buradaki Türk toplumuna ya da Türkiye'deki ya da hani dünyanın her yerindeki Türklere belki Kanada'yı anlatma konusunda çok kıymetli bir şey. O yüzden nasıl geldi aklınıza? Nasıl geldi? Yani depresif olduğumuz bir dönemde geldi açıkçası. Çünkü açıkçası benim de depresif olduğum bir dönemdi. Çünkü dediğim gibi Türkiye'de ciddi bir kariyeri geride bıraktım. Yani ulusal yayın yapan birinin tekrar sıfırdan başlaması. Her ne kadar kendiyle uğraşan biri olsam da egosal sıkıntılar yaratıyordu yani. Ben şu an niye bu iş yapıyorum, niye yapıyorum? Yani hayır, bundan yapıyorsun, yeni bir hayat falan. Böyle kendimle uğraştığım bir zamanda bir yandan da Eray'la beraber biz hani artık seneye 20 yıllık bir beraberliğimiz olacak arkadaşlık Ne olarak. Güzel. Müzik grubumuz oldu, işte doğaçlama tiyatro yaptık, yeteneksizsinize katıldık, yarı finalimiz vardır, bunu herkes bilmez. Gerçekten, wow, neler yani çıkıyor. Birçok beraber şeyimiz var. Yine gelince tabii ki hani kaşınma mı denir buna, bir şeyler yapmalıyız beraber derken. YouTube'a bakıyoruz, YouTube o zamanlar işte yavaş yavaş Türkiye'de yükseliyor, daha ünlüler el atmamış, herkes YouTube'a geçmek için bir çabası içinde değil, sadece böyle bizim gibi vlog çekenler, bir şeyler anlatmaya eğitim verenler falan var o zamanlar, 2016-17 civarı. Ve bir gün masada otururken hadi ya kamera alalım ve bir şeyler yapmaya başlayalım. Yani ben çok radyo, hep mikrofonun arka kısmında çok oldum, bir de tiyatroda var oldum ama kamera önünde çok alışık biri değilim. Eray da aynı şekilde değil. Böyle bir ilk videomuzu 10 kere tekrar çektikten sonra sonra yayınlamaya karar verdik. Erdem Eray'ın kardeşi adımızı da buldu abi. Siz hep geyik yapıyorsunuz. Kanada'nın geyikleri meşhur. Ha, güzel. Kanada geyikleri çok güzel isim olur diye. Gerçekten de çok güzel oturdu. Yıllardır da artık neredeyse 6-7 yıl olacak. Taşımaktan hoşumuza giden bir isim. Bir nevi zamanla işte emek vere vere ben işte garsonluk yaparken çıkıp gece sabaha kadar kurgu yapıyordum bilgisayarımızda. Kamera nasıl tutulur bilmiyoruz. Kurgu nasıl yapılır bilmiyoruz. Bir yandan YouTube'da durmadan kurgu nasıl yapılır videoları izliyorum. Bir yandan da içerik üretiyoruz. Böyle ekstra bir mesai, herhangi bir karşılığı olacağına dair değil. Sadece eğleniyoruz yani çekerken ve orada olmak hoşumuza gidiyor. Diye hani 100 abone olunca falan biz şok olmuştuk. 1000 olunca wow demiştik yani. Ne olabilir? Yani daha o duyguları şu an ben de hissediyorum. Niye 600 mi olabilir? Oldu? Artık 1000 olduk Kullandayım falan da yani.
Bitti ya dedim, tamam 1.000 olduk da 1.000 tane insan daha ne olabilir filan. Bunlar bizi götürür, buradan çıkarız biz de. Aynen. Harikasın. Sonra evet bu şekilde emek vere vere hani boş vakitlerimizin tamamını harcayarak bir yerlere geldi ve sevildi de, çünkü hem aynı zamanda bilgiyi eğlenerek verdiğimiz için, böyle saf Kanada'ya gelin işte şunu yapın bunu yapın falan diye bir didaktik dil kullanmayınca sanırım insanların da hoşuna gitti. Bir de dediğim gibi çok da fazla yoktu. O boşluğu doldurmuş olduk o zamandan Aynen, o sonra. içtenliğiniz aslında kendiniz gibi olma haliniz zaten geçiyor karşı tarafa da. Bu da çok kıymetli herhalde zaten ekran önünde olan insanlar için. Eğrisiyle Evet. doğrusuyla hani benim gibi bir insan duygusu veriyor. Çünkü bir dediğim gibi biz bir proje için başlamadık bu işe. Yani YouTube'da şöyle bir proje yapalım, bundan para kazanırız, ileride mesleğimiz bu olur falan gibi hiç aklımızda bir şey yoktu. Her zaman yaptığımız gibi tiyatroyu da işte müzik grubunda biz nasıl eğleniriz, hobimiz olur diyerek çıktığımız bir yoldu. Ve böyle olunca da o insan samimi duygularını her zaman ne söylemek istiyorsa onu söylüyor. Biz bugün de artık hani Kanada Geyikleri artık bir platform, 5-6 yerde var, reklam alan bir platform, bir kanal oldu artık. Gelir getiren bir yapısı var. Şu an bile hala derken hani bu bizim fikrimiz ya da işte kanalda konuşan kişinin fikri. Bunu sadece bütün Kanada Türk toplumuna mal etmek ya da onların fikirleriymiş gibi anlamayın. Çünkü biz bir şey söyleyince yok Kanada bu böyle değil diyenler çıkıyor, Ya ama çıkıyor, evet. evet değil. Çünkü bu benim fikrim yani, hani Ya da Kanada benim Geyikleri tecrübe herhalde ve şeklim evren. böyle. Evet. Evet, ben bundan mutluyum. Bu beni rahatsız etmiyor. Bu seni mutsuz edebilir. Bu seni Evet. Kanada'dan nefret ettirebilir. Evet. Ama bu şey demek değil. Kanada'ya gelmeyin ya da Kanada'ya gelin diye biz hiçbir zaman bir şey söylemiyoruz. Benim tecrübem bu şekilde. Kötü bir tecrübem var. Ama bunu hani herkes için şey. Zaten diyoruz yorum yazın altına insan. Siz de fikirlerinizi söyleyin bir konu varken. Herkes kendi fikrini versin. Biz böyle bir platform olmaya çalışıyoruz. İnsanlara bu budur. Bu bundan sonra böyle Dikte etmeye yapacaksınız. çalışmıyoruz. Böyle bir şeyimiz yok. Bu arada Olamaz ben yani. de seni Mantıklı. çağırdığımda buraya konuk gelir misin dediğimde aslında altını çizmek istediğim önemli konulardan birini sen az önce söyledin, onu tekrar söyleyelim. Mesela önceden bunu part-time olarak başladınız. Çünkü aslında o yaptığınız işlerde evet yaşamınızı idame ettirmek için yapıyordunuz ama içinde mutlu olmadığınız şeylerdi. Ve birçok insan da aslında şu an Türkiye'de de olsa burada da olsa belki hayatlarını idame ettirmek için sevmedikleri şartlara tahammül ediyor olabilirler. İnanıyorum şimdi sizin bu part-time severek başladığınız iş full-time hayatınızı besliyordur, değil mi? Ekstra başka bir şey yapmanıza gerek kalmıyordur. Garsonluğa falan gitmiyorsunuzdur diye düşünüyorum. Yok, evet, garsonluk en azından yapmıyoruz ama zaten hani dijital medya şirketimiz var ve bu başladığımız noktada sonuçta ben YouTube'a başladığım için kurgu öğrendim, kamerayla alakam oldu ve o Yani bize aslında bir dijital, sevdiğin şeyin peşinden gitme hali seni aslında evet. o işleri yaparken ama aslında hiç iş yapmazken ki bir hale getirdi gibi duyuyorum. Evet, yani mesela biz zevk için şimdi kamerayı kurarken artık bunu müşterilerimiz için de bizden bir şey bekleyenler için de kurmaya başladık. Böylece hani sevdiğimiz şeyden de para kazanmaya başladık. Ya da işte Harika. Kanada Geyikleri'ne bir platform olması bambaşka bir şey oldu. Çünkü çok fazla insana ulaşabiliyoruz. Çok fazla hani Türkiye'den ya da buradan insanlar bizden haberdar olmaya çalışıyor. Bilmedikleri şeyleri göstermeye çalışıyoruz. Geçen bir süpermarkette biriyle karşılaştım. Ben hala şaşırıyorum böyle olmasına. Hani 10 yıldır, 20 yıldır burada olan, yani daha ben 8, 7 yıldır buradayım ve benden çok önce gelmiş birinin, ya ben sizi takip ediyorum ve Kanada hakkında bilmediğim şeyleri sizden öğreniyorum demiş olması beni mutlu ediyor. Yaptığım işe Tabii karşı çok kıymetli. sevgimi arttırıyor, çünkü düşünüyorum 20 yıldır burada olan biri hani bilgi almak ister mi benden diye hep düşünüyorum çünkü. Yani Ama bilgi alınıyormuş. almazsak bile bende mesela şöyle bir şey var. Sizin o yaptığınız postların altında mesela başka Türkler de yazıyor ya. Aa, bu da Türkmüş, buradaymış. Hani bir de komünite oluşturuyorsunuz gibi. Birbirimizden haberdar oluyoruz gibi. Ya da son zamanlarda mı bu kadar çok geldi? Hayır, bence benim geldiğim zamanlarda da bir sürü insan vardı. Ama daha böyle hizipleşmiş gibi duruyorlardı. Ve çok böyle bir ortak komünite yok gibiydi. Sadece yorumlarda bile buluşuyor olmak, onların "aa, bu da Kanada'daymış, bu da Kanada'daymış" gibi hani bir duygudaşlık yaşama hissi bize geçirmeniz bile
Çok kıymetli yaptığınız şey açısından. Teşekkür ederiz. Biz de aynı şey. Geçen yine dün aldığımız bir mesaj, duyurduğumuz bir burs yüzünden geçenlerde bir öğrenci arkadaşımız gelmiş ve o bursun 10 kişiye veriyorlardı. 9'u bizden duyup gelmiş. Böyle şeylere de hani katkıda bulunmak, sadece çıkıp video çekmekten daha fazlası olduğunu görmek. Çünkü bu sadece hani amaç sadece para olsa ya da işte ne bileyim hani bundan kazanıyoruz ya da ben eğleniyorum, videoda gözükmek istiyorum, ben görünen biri olmak istiyorum amacı taşıdığında bunun motivasyonunu çok uzun süre sağlamak ve 6 yıl boyunca O bir zaman sonra içerik şey üretmek oluyor. Geçen de biri mümkün bahsediyor değil. ya, hani burnuna slime sokmaya kadar devam eden bir videolar sizi Evet. dönüşüyor o hali. Evet, görünmek istiyorsan çünkü bu sefer Evet. evet hani gideyim sokakta birine kendimi tokatlatayım, öptüreyim, birinin ağzına zorla lokum sokayım şekline dönüşüyor ve bu da hani O da ben görünür. Hani. sokakta biriyle karşılaştığımda bana senden bilgi alıyorum demesi benim için daha mutlu verici. Aa, ben sen geçenlerde birine kendini tokatlatıyordun demesindense. Aynen, ya da Bu gelip seçim tabii buna. tokatlamasındansa. Bu bir seçim kesinlikle. Bunu yapanlara şimdi ben siz niye böyle yapıyorsunuz? Herkesin kendi tarzı ama Aynen. ben bu şekilde görünür olmak istemem. Eray da istemiyor zaten. O yüzden o şeyi korumaya çalışıyoruz yıllardır. Bazıları az izleniyor. Eğer öyle yapmasaydık her videomuz 1 milyon izlenir ve çok daha büyük paralar kazanırdık. Bambaşka şeyler konuşurduk belki ama bu da başka bir şey. Güvenirlik sağlıyor. Ama Bir markanın bizimle şöyle bir, güvenirlik bir şekilde çalışması bizim için yeterli yani. O tür video çekenlerde ben şunu görüyorum, bir zaman sonra işte içerik üretmekte zorlanmak, tıkanmak, dediğiniz gibi devamında o işten mutsuz olmak. Ama siz her yaptığınızın sonrasında aldığınız geri bildirimlerle biraz daha kendinizi, hani isteksiz bile hissetseniz, ay yapmam lazım. Çünkü sadece benim değil, kolektifin de faydası var. Duygusunu hissettiğini ben sizden çok fazla alıyorum zaten. O yüzden çok kıymetli, tekrar söyleyeyim. İkinci şey, sizde sevdiğim, hani böyle grup başlayıp sonradan ünleyince dağılanlar var ya. O haliniz yok mesela. O da çok Evet, yine galiba bu proje olmamakla alakalı bir şey. Zaten Eray'la biz o kadar çok şey kurup hayatımıza sonra bırakıp devam ettik ki durmadan yeni bir şeyler. Hani bir tatlı. gün Kanada geyikleri de muhakkak bitecektir. Her şeyin bir sonu var. Yani hani artık 50'sine geldiğinde hala Kanada geyiklerin bu bölümünde diyor olmayabilir Çocuklara mi devretme yani? izliyorsunuz yani. Bilmiyorum böyle bir şey olur mu? Yani Kanada'da bu kadar uzun süre kalmak ister miyim? Emin değilim. Aa, güzel bir yere getiriyorsun muhabbeti O yalnız. yüzden de bilmiyorum, başka şeyler, yollarımız ayrıldı, birleşik biz arkadaşlarımıza devam ediyoruz. Harika. O bambaşka bir O şey. proje olmama kısmı çok kıymetli zaten. O Evet. zaman senin kendi, hani bizi dinleyenler, Kanada tecrübelerine bakaraktan, geldiğin için memnun musun? Ben geldiğim için memnunum çünkü çok büyük beni değişime uğrattı hayatta bakış açımı, şeyi, zorlanmayı. Yani Türkiye'de de çok süper kolay bir hayatım yoktu. Ama hani bakış açımı değiştirme konusunda gerçekten yalnız kalıp bazı şeylerle uğraşma, işte iş yapma konusunda Kanada beni çok geliştirdi. Farklı kültür, zaten Kanada'ya geldiğiniz birçok kültürle karşılaşıyorsunuz. Bir ülkeye gelmiş değil, birçok ülkeyi dolaşmışız Değil gibi mi? oluyoruz yani. Kanada'nın en büyük özelliklerinden biri bu zaten. Kültürlerle tanışma falan beni hani şey olarak çok şey yaptı, ruhsal olarak çok geliştirdi ve olgunlaştırdı diyeyim Kanada. Şimdi çünkü Türkiye'deki şeye bakıyorum, ben kalsam bazı şeylerin arasında sıkışmış ve bakış açımın hala bir şey kalacağını düşünüyordum ama şu an daha bir dünya vatandaşı hissediyorum açıkçası Kanada'ya geldikten sonra. Tabii maddi olarak bakıldığında Türkiye'deki kadar şey olmadı başlarda. Kanada zor bir ülke yani ve pahalı da bir ülke. Yani şu an Türkiye ile karşılaştırma yapmayayım bu konuda. Şu an yapamam büyük ihtimalle ama tabii uğraştıran bir ülke. İlk geldiğinde eğer bir desteğin yoksa, çok yüklü bir miktar para gelmemişse, direkt çalışmak zorunda kalıyorsan, işte okul falan, arada bunları halletmek falan, bunlar çok yorucu dönemler. Ama şimdi artık 6. yılımdayım. Kafamda şeyimde ne yapacağımı bilir bir şekilde o rahatlığa ulaşmış durumdayım. O yüzden mutluyum. Genel olarak bu sorunun cevabını uzattım ama mutluyum. Bence doğru bir Yok, karardı ama o çok Kanada'ya kıymetli. gelmek. Çünkü yurt dışına çıkmak isteyen çok insan var. İlk önce böyle bir hayallerle gelip ondan sonra çok büyük hayal kırıklıkları yaşayıp geri dönmek zorunda kalan ve zaten buraya gelmek için harcadığı para
elinden de kaybolan, daha da artık hani ne denir, yokuş aşağı yuvarlanmaya başlayan insanlar var. O yüzden bunları söylüyor olman çok kıymetli. Evet, Şey şöyle dedin ya, hani ekleme bu yapayım yalnız... Ha, buyur canım, söyle. hemen. Çünkü şey, hani ben geldiğimde buraya gelmeye karar verdim. Benim bir şey olarak, yani Türkiye'deki hayatım çok kötü. Buradan kaçmam lazım ve Kanada'ya gitmem lazım. Kanada'da hayat harika olacak. Benim için her şey süper olacak. Yeniden doğacağım. Kanada'ya hiçbir beklentiyle gelmedim. Yani Toronto'ya indiğimde şöyle baktım ya, ha bu muymuş? diyerek aslında Toronto maceram başladım. O beton gridi görünce. Ondan sonra. O yüzden hiç bende bir baskı yaratmadı. Hayat istediğim gibi gitmiyor. Toronto istediğim gibi olmadığı gibi değil. Sadece burada Toronto böyle bir yer. Kanada böyle bir yer. Ben artık böyle biriyim. Böyle hissediyorum. Buna uygun bir yaşam çizmeliyim diye hep böyle kendimi geliştire geliştire. Toronto ile birlikte ben de büyüdüm, değiştim ve geliştim. Tarkan'ın röportajı gibi oldu. Ondan sonra. Onu dinlemedim ama şey, dediğin şeyler gerçekten kıymetli. Gittiğin yer tabii ki olduğun yer gibi olmayacak. Ve o hani mağaraya girmişsin de kalmışsın, yalnız hani ermek için mağaraya giriyorlar ya, öyle genelde bir metaforik anlatımlar olur. Kanada'ya geldiğinde de ya da başka bir ülkeye gittiğinde aslında değişik bir kültürün içinde kendini bir mağarada hissediyorsun. Ne kadar dilini biliyor da olsan, bilerek de gelsen, gerçekten kültür farkı, bir de bir sürü kültürün bir arada olduğu bir ülkede nereye dönsen başka bir gelenek, nereye dönsen başka bir yapı, başka bir yemek bile yani insanı Kesinlikle. çok olgunlaştıran faktörler. O yüzden bunu bilerek geliyor olmak kıymetli. Ama burada da ne aslında önemli? İrade mi önemli mesela? O seni burada tutan, ayakta tutan şey o zaman. Ya irade de olabilir, şey de olabilir. Ya biraz da şu, insanlar Türkiye'de çok fazla şey bırakıyorlar gelirken. Aile, iş, çok ciddi kariyerler bırakıyorlar. Bambaşka beklentiler ve hayaller kurdukları için. Ve çoğu aslında bağını koparamıyor. Yani bağını koparmamış birinin de burada başarılı olması biraz zor oluyor. Yani burada biraz başarılı olmak Türkiye'den bağını ne kadar kopardığınla ve seni geri döndürmek için ne kadar sebebin olup olmamanla alakalı. Genelde dönmek isteyenler Türkiye'de çok sağlam bağları olan, işte maddi durumu, hani Türkiye ne kadar şu an ekonomik olarak bir şeyde olsa bile kendi içinde şey yaşayan insanlar, bir lüks sağlıyor Türkiye onlara. Rahatlık alanı sağlıyor ve o rahatlık alanını burada kimse bulamıyor. Burada rahatlık alanı diye bir şey yok çünkü. Çok paran yoksa, ciddi bir şekilde on binlerce dolarla gelmemişsen, o konfor alanı burada yok. Ve o konfor alanını bulamayan insan doğal olarak konfor alanına geri dönmek istiyor. Bağlarına geri dönmek istiyor ve Kanada çok kötü bir yer, iğrenç bir yer diyerekten Getirdim. geri dönüyorlar. Çünkü evet, iğrenç bir yer oluyor. Yani Onun çünkü için. Türkiye daha güzel, daha mantıklı birçok şeye rağmen, o konfor alanında. Bunu da çok iyi anlayabiliyorum. Benim gelirken böyle bir bağımda, böyle çok büyük bir konfor alanında yoktu. Mesleğimi de şeyimi de burada hani farklı bir şey yapmak istiyorum. Ben hayatımı artık, bakış açımı değiştirmek istiyorum. Türkiye'nin gidişatı da hoşuma gitmiyor diyerek de bilinçli bir şekilde bir ay içinde aldığım bir kararla bavullarımı alarak çıktım geldim. O yüzden beni Türkiye'ye döndürecek bir İrade ya da zorlayacak, evren Türkiye'ye dönmelisin bak. Evet, bazı günler garsonluk yaparken ağladığım günler oldu, yalan yok. Ben burada ne yapıyorum falan diye müdürüm bana bağırdı. Durup dururken canımı okudu zamanla. Ya. Ben demin Halil Sezai'yle röportaj yapıyordum, şimdi burada bana garson bağırıyor falan diye egosal günlerim oldu. Ama öteki gün, efendim bu seni geliştirecek bir şey, bunu da aşacaksın, bambaşka bir şey geçeceksin. Her zaman, çünkü yani hayatım boyunca hep bir mücadele vardı. O mücadele ha burada ha Türkiye'de hiç fark etmez. Ve sonunda da bir yere yine çabamın geldiğini görüyorum. Elimde birçok şey var. Yani hani radyo programcısıyken tanındığımdan büyük ihtimalle daha çok tanınıyorum Kanada geyikleri sayesinde şu an. Hani sadece Kanada Türk toplumunda olsam tanınıyor yani. En azından bir şey, hani tanınmak bir şey midir? Bunu ayrıca şey yapıyorum ama sonuçta uğraştığım bir şeyin bir karşılığını Tabii görüyorum. ki. Var yani. Ya bir mesajla o dönüş oluyor, ya başka bir şeyle oluyor, ya görüyorum yani. Demek ki bir şey başarmışım. Denediğim, yaptığım şeyler bir yere ulaşmış. O O zaman bir şey yüzden başarmak benim... için dediğin şey gemileri, yani karaya gelince gemileri yakmak, belki de geri dönecek bir gemi bırakmamak ortada, ya da o tarafta bir liman bırakmamak gibi mi?
Yani herkes için herkesin formülü farklıdır ama benim için bu şekilde ilerledi. Bir de yaptığım gözlemlerden kaynaklı. Çünkü ufak bir bağ oldum o seni ufak ufak alttan alttan durmadan çekiyor gördüğüm kadarıyla. Çekilecek bir bağın yoksa da daha özgür uçabiliyorsun yapacakların şeylerinde. Ya da kafan ulan acaba Türkiye'ye dönsem mi diye durmadan seni yoklamak yerine burada ne yapabilirim ya da burada ne yapsam şey yapabilirim. Eğer burayı sevmiyorsam artık atıyorum Amerika'ya mı gitmek istiyorum? Amerika'da ne yapabilirim? Ya da Avrupa'da ne yapabilirim? Durmadan bir başka bir adıma ilerletiyor o bağın olmaması diye düşünüyorum. Bu tamamen bir formül değil, gözlemlerimle alakalı bir şey. Başkası için bambaşka da olabilir ama başarının direkt karşılığı bu mudur? O kadar net Ama konuşamam. zaten neyden konuşuyoruz? Bireysel başarı duygumuzdan konuşuyoruz. Yani bugün benim seninle bu röportajı yapmak bile benim için bir başarıysa, senin bugün dediğin gibi hani tamam oradaydım ama şimdi buradayım, işte videolarla daha çok tanınırlığım var. Bu birine göre başarı mıdır? Değildir belki ama bu sana göre senin hikayende bir başarı. Biz de zaten bunu konuşuyoruz ve herkes de zaten kendisine ölçek alsın. Gidip ikinci bir Kanada geyikleri açmasınlar zaten. Ya zaten şu an şeyden fark ettim böyle konuşunca. Öyle bir şey olduk ki artık bu benim fikrim, bu benim fikrim deme kendimi durmadan savunur halde buluyorum Aynen, çünkü insanlara. işte o da ne oluyor? Öbür taraftaki baskıdan ötürü. Yo öyle değil, bu böyle değil demekten sürekli ki altyazı şeklinde. Hatta şuraya bir altyazı koyayım. Bu benim fikrim, bu benim fikrim diye aksın Yani altyazı tamamen yorum yani. Direkt gözümün önüne yorum düşüyor. İşte başarı takipçin olması mıdır kardeşim falan Bizim diyor. kanal o kadar büyük ki kimse yorum yapmıyor dermiş. Ben kafamda yorumları yazıp cevaplıyorum lütfen. Videonun altında yorumları senden bekliyoruz. Otomatik ve evet tamam. Kesinlikle bu. Çok tatlı. Tamam. Şimdi şey sorayım o zaman. Sen sadece videolar çekmiyorsun. Radyo programları da yapıyorum dedin. Nerede yapıyorsun? Yani Türkiye'deki radyo programları yapıyordum da burada Ha. podcast'te yaptım. Covid zamanı evde oturmaktan artık sıkıntı çektiğim zamanlar. Yine onu da şansım podcast'in Türkiye'de yeni yeni çoğalmaya başladığı bir dönemde girip bir yere getirdim. Spotify listelerinde falan ilk 20'ye girmiştim. Vaa dedim Güzel. galiba ben bunu yapıyorum. Ama sonra tabii iş hayatı tekrar işte Covid'in bitmesiyle falan ve artık şey oldu tabii Peki dinlemek bırakmak isteyenler zorunda senin kaldım. isminin altında mı buluyor Spotify'da? Acil çıkış programının adı. Acil Acil çıkış. çıkış podcast. Artık Ondan sonra yapmıyorsun o zaman. yapıyorum yine ama eskisi kadar sık yapmıyorum. Yani haftada iki yapıyordum neredeyse o zamanlar. 90 bölüm falan yaptım Ne güzel. şimdiye kadar. Şimdi arada ayda bir, ayda işte iki ayda bir şeklinde böyle gaza gelip yapıyorum. Şu an bir program yazdım aslında yeni bir podcast bölümü. Yine insanların harekete geçmesiyle alakalı. Çünkü podcastlerimde hep bende kişisel gelişim, Onu psikoloji soracaktım. Ne konuşuyorsun? Hani gene Kanada ile alakalı mı konuşuyorsun yoksa? yok. Kendimle alakalı tamamen psikoloji, Harika. ya çok psikologla röportajlar yaptım ya da işte Aa, girişim olarak ne yapabiliriz, kendimizi nasıl geliştirebiliriz tarzı. Daha doğrusu kendimde yapmak istediğim, gözlemlediğim, araştırdığım şeyleri ne güzel. insanlarla paylaşarak hani öğretince daha fazla Aynen. öğreniyorsun mantığıyla, tekrar ediyorsun mantığıyla. Evet. Ben bunu şimdi öğrendim. Bir de insanlara anlatırken bir daha öğrenirim mantığıyla Tabii. yaptığım bir şey alan. Tamamen kendime özgü istediğimi konuştuğum, kısıtlamadığım, göçmenlikten bahsetmediğim bir Aynen. Bizim koçların mekanı da öyle. Benim kendi sosyal medyalarımda da öyle. Hep yer. zaten kendi hayatımda beni iyileştiren şeyleri başkalarıyla da paylaşıp, dediğin gibi ikinci kez konuştuğumda bu sefer ikinci kez çift dikiş gibi oluyor. Bir de söyleyince, yani bunu da söyledik şimdi uygulayalım yoksa rezil oluruz kısmı da var insanın, hani baskılayan bir kısmı. Bunu da yapınca ekstra o hale, yani önce fake it sonra make it şeklinde ilerliyoruz. Tam tersi de oldu bu arada. İtiraf etmem gerekirse hani ya bu güzelmiş bundan bahsedeyim bunu uygulayayım dediğim şeyleri podcast anlatırken ya bu çok saçma sapan bir şeymiş ben bunu hayatta yapmam ama artık anlattık bir kere diyerek anlattığımda oldu ama şey diyorum yani ben onu beğenmemiş olabilirim o sırada başka dinleyenin hayatında İşine ona yarayabilir. ihtiyacı olabilir ve yarayabilir çünkü Evet. asla şey yokmuş yani bu yayıncılık şeyinde bunu çok iyi anladım. Şey gibi herkesin bir alıcısı vardır gibi her fikrin de aslında şey olduğu ya yani bunu seninle beraber düşünmüş birileri muhakkak çıkıyor. Ya bu konuda yalnızım ben galiba dediğin hiçbir şey yok bence. Onu paylaştığın anda biri abi ben bu durumdaydım işte şu an ben de gerçekten aynı şeyi düşünüyormuşuz gibi sanki sen seslendirmişsin gibi hissediyorum diye bir mesaj alıyorum. Allah Allah yani çok spesifik bir konu bu nasıl sen düşünebilirsin?
diyesim geliyor ama yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey. Çünkü aynen kolektif bir alandan bahsediyoruz. Ben de bu ara Sinan Canan'la dersler alıyorum. Hatta epigenetik alanda böyle bayağı bir birbirimizle, düşüncelerimizle etkileyebilecek şeyler anlatıyor. Gerçi Ya adam da ona anlatıyor, kırgınım. sonra da diyor ki ben anlatıyorum, kim Podcast'ime bilir ne konuk anlıyorsun. olacaktı. Anlaşmıştık, sonra bir daha kendisinden ses alalım. Evet. Peki kitap falan yazmayı düşünüyor musun? Hayallerimden biri olarak duruyor şu an kitap yazmak. Bir ara çok roman yazmaya gaza geldim. Konum filan hazırdı. Sonra yazmayı hayal ettiğim konuda Ahmet Ümit'in son kitabının aynısı, bazı şeylerin aynısı olduğunu gördüm. Çok komik bir andı benim için. Türkiye'den, yani ben Ahmet Ümit'in kitaplarını kaçırmamaya çalışıyorum. Alışkanlık yani, son şeyler artık çok hoşuma gitmese de bir devam edecek bir şeymiş gibi okuyorum. Bir baktım yani tam bahsetmek istediğim konuya yakın bir konuda şey oldu. Öyle hayal kırıklığına uğrayıp bıraktım. Sanki şey olmuş gibi. Küstüm Ondan oynamayacağım. sonra Onu ben anlatacaktım ya diye. evet, şimdi Ahmet Ümit yazmış. Ben de biraz o, hemen beni şeyle Ama kopyayla az önce bir şey dedin, suçlarlardı. hatırlıyor musun videonun başında? Yani bu benim tanımlayış şeklim. Benim tanımlayışımla seninki aynı olmayabilir. Bu kitap konusunda da böyle bence. Aynı şey mesela mindfulness konusunda da herkes aynı şeyi anlatıyor gibi olabilir. Ama aslında öyle değil. Herkes kendi süzgecinden süzdüğünü anlatıyor. O yüzden belki de geri adım atmasan, kendi cümlelerini anlatıyor olsan kıymetli olabilir. Birçok konuda bu şekilde düşünüyorum gerçekten. Yani buna inanıyorum. Şeyin anlatış farklı, şekli senden farklı. Benim sunuş şeklim aynı konuyu bile hani başkasından dinleyeceğine benden dinlemek isteyebilir. Bundan çok eminim. Buna çok inanıyorum. Ama nedense kitap yazmak konusu bende biraz üst seviyede hissettiren bir konu. Yani çok saygı duyduğum bir alan olduğu için eğer konuda başarılı bir şey çıkaramazsam bu beni çok mutsuz edermiş gibi hissediyorum. O şeyi henüz kitap yazma konusunda sağlayabilmiş değilim. Belki daha vakti gelmedi diye düşünüyorum yani. Olabilir. Aynen. Çünkü vakti Onu geldiğinde açtığımda büyük ihtimalle rahatlıkla yazmaya başlayacağım. Psikolojik bir şey galiba bu. Zaten bugün bir yazarla da program çektik. O da öyle diyordu. Bu 9 ayı dolmuş çocuk gibi. Eğer doğurman gerekiyorsa mecburen doğuruyorsun dediği bir şey. Şu an büyüme aşamasında demek ki senin kitabında. Umarım en kısa zamanda doğar, biz de okuyor oluruz. Umarım. Yani bir de o kitap yazmak için galiba ben şeye çok yapanlar var ama sabah 9'da kalkıp şu kadar yazmalıyım mesaisinde yazabileceğimi hissetmiyorum. Oraya kalan zamanda içerik üretmeye gittiği için beyin belli bir zaman sonra şuna içerik üret, müşteriye içerik üret, buna içerik üret, ona bir şey yaz derken şimdi hadi kitaba da ben bir yer ayırayım kafamda işte şu an hayal gücüm çalışmaya başlasın şeklinde olmuyor. Galiba onun için biraz rahatlamaya, sakinlemeye ve hani maddi şeylerden biraz uzaklaşmaya ihtiyaç varmış gibi hissediyorum. Doğru söylüyorsun ama herkesin yazış şekli de farklı. Mesela benim bir cümle gelir aklıma. O yüzden sürekli kalem ve not defteriyle gezmeyi seviyorum. O cümleyi yazdıktan sonra hiçbir şey yazmama gerek yok. Ama o cümle aklıma geldiğinde yazmazsam bir daha o cümle bile aklıma gelmiyor. Ama sonradan o cümleyi açıp baktığımda, diyelim bir boş zamanda, gecenin bir vakti, o cümleden 2-3 sayfa çıkabiliyor. O yüzden böyle bir şey söyleyebilirim. Diyelim çok güzel bir şey geldi aklına. Hemen o cümleyi not al. Belki sonradan o cümle üstünde derinleşebilirsin. Burada benim belki de şuradan çıkardım şu an sabrı biraz öğrenmem lazım. Çünkü dijital dünyada çok fazla yaşadığım için ben o cümleyi bir yerde satıyorum. Ya podcast'te ya içerikte Çok o doğru bu. orada köşede kalmıyor yani. O yüzden tüketiyorum, harcıyorum. Tutabilsem bir köşede ama ben hayır hemen paylaşmalıyım, hemen bir şey yapmalıyım, ondan Bu da çıkarmalıyım güzel bir farkındalık oldu. O zaman şeyimden. Evet. kitabıma ayırdığım cümleleri saklayacağım şeklinde bile bir not defteri yapabilirsin diye Evet, belki düşündüm de bunu yapmak daha mantıklı. Bu cümlelere dokunma Evren, bu fikirleri harcamayacaksın. Evet, çok güzel olur. Hadi bakalım. Peki, teşekkür ediyorum geldiğin için. Eklemek istediğin başka şeyler olur mu? Böyle gençlere tavsiye edebileceğin. Çünkü kanalın genel amacı, dediğim gibi, motivasyon, kendi yaşantılarımızdan çıkardığımız tecrübeleri insanlarla paylaşmak. O yüzden söyleyeceklerin çok kıymetli olur. Tabii kendim maceramdan yine yola çıkarak söylemem gerekirse ben şeye çok inanıyorum ya, çok fazla düşünerek planlayarak olmuyor. Yani
Ben de olmuyor mesela. Ben yapmak istiyorum. Eğer yapıp yapamayacağımı görüyorsam, ondan sonra ya da yapabileceğimi görüyorsam bu beni mutlu ediyor ya da onu bırakabiliyorum, ama bir konu üzerinde günlerce düşünüp plan yapıp şöyle olursa ne olur böyle bilmiyorum, çünkü bilmediğim şeyler üzerine düşünmek istemiyorum. Eğer bu konuda çok fazla sıkıntı çeken varsa bence doğru olanın denemesi, ya yapmak, harekete geçmek. Ben Kanada maceramı hiç planlamadım ve beni bambaşka bir yere getirdi. Başka Türkiye'de belki çok ünlü bir radyo programcısı olacak. Bilmiyorum. Hiçbir zaman da bilmeyeceğim. Sadece yaptığım ve yaptıklarımdan sorumluyum. Hiçbir şey için de keşke edemiyorum. Benim hayat mottom bu oldu. Bu zamana kadar hep yarın ölecekmiş gibi yaşıyorum diyordum. Bundan da vazgeçtim. Çünkü bu sefer de affedersin bunun suyunu çıkarttım. Yani çünkü o zaman hiçbir şey için çok fazla çabalamam. Hemen bırakıp gidiyordum. Şimdi daha net hedeflerim var, yapmak istediklerim var, elde etmek istediklerim var. Artık istediğim şeyler var. Hem maddi hem manevi. Bunlar için bir şeyler yapmaya devam ediyorum. Eskiden 2 saat çalışıyordum gibi, şimdi 10 saat çalışıyorum ama bu oyun hoşuma gidiyor. Çünkü sevdiğim şeyleri yapıyorum. Ama bu bilince ulaşana kadar durmadım. Hep bir şeyleri denedim, yaptım. O yüzden en büyük tavsiyem çok düşünme, yap. Harekete Birçok geç. kişinin de aynen harekete Çok güzel geçme. şeyler söyledin bu arada. Eğer dikkatli dinleyenler olursa alacaklardır kendilerine. Sen kendinde o programları yaparken işte bayağı bir içselleştirmişsin kişisel gelişimi bence. Çünkü evet, yarın yokmuş gibi yaşamak kıymetli bazen, ama yarını yokmuş sayarsan da bu sefer yarınlar için pek bir şey biriktirmiyor gibi de oluyorsun, ya da ekstra çaba harcamıyormuşsun gibi oluyor. O yüzden 2 saat çalıştıklarını şimdi 10 saate geçirdiğin halde hala rahat hissedebiliyorsun hayatta. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok kıymetli şeyler paylaştın bizle. Ben teşekkür ederim davetiniz Geldiğin için. için. Benim için zevkli oldu. Tekrar Aklım teşekkür. göçmenlik, Kanada ve bir şeyler dışında bir şeyler konuşmak hoşuma gidiyor açıkçası. Valla Genelde gel biz tüm her zaman röportajlarımız konuşalım. Kanada'ya nasıl gelebiliriz olduğu için Yok, bizim iyi kanalda geldi. onlar yok. Gerçi çok Evet. ısrarlıydılar. Onlarla da alakalı birkaç uzmanına soracağım, programı çekeceğim, ama onun dışında genelde kendimize yolculuk bizim için kıymetli. O yüzden tekrar teşekkür ediyorum. Bugün Evet, bu kadar olsun. kendini bilmeyenin, Evet. hemen sonra, kendini bilmeyenin göçmenlik ve Kanada yollarına ya da başka yollara çıkmamasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Gerçekten saf beklentilerle değil, önce kendi içinde kim olduğunu bilip neden bu yolculuğa çıkmak istediğini belirleyip ondan sonra diğer sebeplere geçsin kim göçmek istiyorsa. Aynen. Yoksa çok Buraya mutsuz bir oluyor. alkış alıyoruz o zaman. Çok güzel bir cümle oldu. Görüşürüz. Bugünlük de bu kadar olsun. Herkese iyi günler diliyoruz buradan. Bay bay. Görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. Aha, Meslek evet. hastalığı. Görüşmek Öğreneceğim ben de bunları söylemeye. Sağ olasın. üzere, Görüşürüz. hoşça kalın.